Lokman bizim şehirdenin bu haftaki durağı, Akdeniz'in incisi, gönüllerin birincisi Antalya. Bu programda ilk gözlemimi işte bu köyde yaptım. Vur bir şey olmaz, vur ses çıksın canım. Bünyamin Demirkan da burada yedi, tam 5 lira borcu kaldı, gel. Eyvah, bir de dava etmesin. Kaşallı bazlama efsane. Aspendos'taki tarihi tiyatroya geldik. Ve sevgili izleyenler, mükemmel bir soframız oldu gerçekten. Şimdi tam artık steakhouse olduk değil mi? Yanıyor, yanıyor. Etler yanıyor, mükemmel görünüyor. Ve Düden Şelalesi'ne geldik. Allah! Ne oluyor burada? Abi, efendim Osmanlı kebabı yapıyoruz. Sevgili izleyenler, Lokman Bizim Şehirde'nin bu haftaki durağı, Akdeniz'in incisi, gönüllerin birincisi Antalya. 3 gün boyunca Antalya'da çekimler yapacağız. Buradaki sesleri, renkleri, lezzetleri size dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Üç kapıların bir diğer adı da Hadrian Kapısı. İsmini de Roma İmparatoru Hadrian'dan alıyor. Milattan sonra 131 ve 132. yıllarda yapılmış bu kapı. Antik çağda Aspendos'ta ve Perge'den gelen yolun son bölümü bu 3. kapı. Aslında Hadrian kente geldiğinde onun uğruna yapılmış güzel bir kapı. Sağında ve solunda 2 tane burç var. Sağındaki burçta yine Roma dönemine ait bir antik kitabe var. O kitabede de bu burcu yaptıran kişinin parayı kendi cebinden ödediği yazılıyor. Soldakinde ise Selçuklara ait bu burçları tadilat yaptığında yine Selçukların yazdırdığı güzel bir kitabesi var. Son 19. yüzyıla geldiğimizde ise burçlar tekrardan tadilat gördü. Bu kapıdan kale içine girebilirsiniz. Orada muazzam görüntüler yakalayabilirsiniz. Hadi beni takip edin. Sevgili izleyenler, Antalya'da kale içindeyiz. Burası Antalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Hemen aşağıda limanı görüyorsunuz. Aynı zamanda günlük yat turlarında kalktığı yer orası. Çok güzel turlar var. Akdeniz Mavi Turu da yine burada yapabilirsiniz. Arkamda ise kaleyi görüyorsunuz. Antalya bir liman şehri. Yine koruma ve barınma amaçlı yapılmış kale surları çok iyi şekilde korunmuş. Ve gerçekten Antalya'nın da palezlerle beraber süliyetini oluşturduğu güzel bir manzara var arkamda. Eğer siz de Antalya'ya gelirseniz muhakkak kale içini gezin, dolaşın. Burada çok güzel restoranlar ve kafeler var. Bu güzel manzaraya karşı keyifli çaylar, kahveler de yudumlayabilirsiniz. Yivli Minaresi'nin önündeyiz. Minare aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden bir tanesi. Buradaki ilk İslami eser olduğunu belirtelim. 13. yüzyılda Selçuklar zamanında yapılmış. 8 yivden oluşuyor. Tuğla, kesme taş ve arada çok güzel çiniler bulunuyor. Yivli Minare'nin hemen arkasında ise çok güzel bir saat kulesi var. İkisi birlikte çok güzel fotoğraflar da veriyor.
Çakırlar Köyü'ne geldik. Bulunduğumuz yer ise Sosyete Pazarı olarak geçiyor. Birkaç girişimci kadının yol kenarında gözleme açmasıyla başlayan ve şu anda bulunduğumuz bu her yeri gözleme evine çeviren güzel bir hikayesi var bu çakırların. Öyle ki Antalya'ya gelenler muhakkak buraya gelip o mis gibi ablaların yaptığı gözlemelerden tadına bakıyorlar. Gerçekten oldukça da başarılılar. Ama Çakırlar Köyü'nün benim için ayrı bir önemi var. Çünkü Lokman Bizim Şehirde'nin sanırım 3. bölümüydü. Burada çekmiştik ve hayatımda ilk kez gözlemeyi burada açmıştık. Bakalım becerebiliyor muyum? Hadi ustalarımla bir daha gözleme yapalım. Sevgili izleyenler, başında da dedim ya, burası benim için çok heyecanlı. Çünkü bu programda ilk gözlemimi işte bu köyde yaptım. Ve çok güzel de dostlar edindim. Kezban yengem sağ olsun bana bu işin püf noktalarını anlattı. O zaman yukarıda başka bir yerde yapmıştık ama Kezban ablamla da çok güzel gezip dolaşmıştık köylerini. Bakalım, o zaman çıraktık, yeni başlamıştık. Biliyorsunuz birçok yerde gözleme açtım. Bakalım Kezban abla da beğenecek mi bu işi ama birazcık sohbet edelim tabii. Bu köyün hikayesi çok ilginç demiştim. Yol kenarında 3 kadınla başladılar bu işe. Şimdi görmüş olduğunuz burası hep gözlemeci. Evet. Önce bir Kezban ablayı tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım abla. Ben Kezban Kan. Kaç yıldır buradasın? 20 yıldır. 20 yıldır. Nasıl başladı bu gözleme hikayesi? Bir anlatsana. Şimdi bir gün oldu, benim ev hanımıydım, eşim öğretmen, şimdi emekli oldu ama o zaman çalışıyordu. Dedim ki burada Geyikbayırı Çağlarca vardır yukarıda, evet. Çok ünlü zenginler gelir, ev yaparlar. Evet. Burada araba yarım saatte bir saatte geçer. Bir gün oldu, dedik ki gidelim biz oraya, bir şeyler yapalım dedim yol kenarında. Gözlemenin gözleme olduğunu bilmiyoruz biz. Sadece katmer olarak biliriz. Katmer olarak biliyorsun. Ekmeği yaparsın. Arkasından biraz sana peynir falan koyarsın. Patates haşlarsın. Yörük usulü. Yörük usulü. Ay gibi yasayı yaparız. Böyle büyütürüz. Ay gibi, evet. Yapar kapatırız. Bir arkadaş var, dedim bir gün gidelim yapalım dedim. Gelenlere, yoldan geçenler aç kalıyor. En yakın Antalya'ya gitmesi lazım. Başka yerde bir ekmek satan bile yok. Evet. Çakırlara bir tane dolmuş gelir. Bu çevreye zaten araba geçmiyor. Zaten arabamız da yok. Neyse, evde biraz hamur yoğurduk. Biraz peynir koydum. Arkadaşı aradım, dedim gel, dedim gel beraber gidelim dedim. O dedi hiçbir şeyimiz yok bizim. Yani amacınız bütçeye biraz destek mi olmak? Evet, çocuklarımız için. Evet, çocuklar yani, için. Bütçemi hani böyle olacağını, bu duruma geleceğimizi zaten düşünmedik. Aldım hamuru, yoğurdum, arkadaş da geliyor, bir tane komşu var bizim, şey yapıyor, ekmek yapıyorlar. Dedi ki biz Gayrak gidiyoruz, buranın adı, o zaman adı Gayrak diyoruz. Gayrak. Bu aradan geçemiyorsun, kadınlar falan korkar. Yani tek başına kimse yok zaten, ıssız bir yer. Neyse, oraya geldiğimizde dedi ki siz de nereye gidiyorsunuz? Gayrak'a gidiyoruz, katmer yapacağız. O dedi ya, dedi oturun, dedi şunu yapalım, burada yeriz o peyniri falan, patatesi haşladığımızın. Burada dedi gitmeyin dedi, el dedi laf eder ya da yakışmaz dedi kadının gidip. Yol kenarında gözleme satması değil mi? Issız bir yere gidip bunu yapmak dedim, ya dedi yanlış bir şey görmüyorum dedim, gidip deneyeceğim dedim, çocuklarım için deneyeceğim dedi. Neyse biz geldik. Yoldan geçiyor araba, durduruyoruz, durun abi işte biz diyoruz bir şeyler yapıyoruz, gelin bakın. Müşteriler geliyor, bakıyor, diyor ki yani Akil amcamız vardı, şimdi Allah rahmet eylesin öldü. O dedi ki bu, ben dedi Bodrum'da gördüm, biz Antalya'da varmıştır belki ama biz görmedik, gitmedik, bilmiyoruz da zaten. Dedi şöyle kapatın, dört köşe kapattırdı bize, işte şeyle fırçayla yağlayın. Ben ne yapıyorum, hamuru büyük koyuyorum, küçülmesini dair bilmiyoruz yani, ben evet. 28 yaşındayım o zaman. Neyse başladık, o dedi çok güzel olmuş, işte teşvik etti, bunun kıymalısını da yapın dedi. Derken yoldan geçen herkesi durduruyorduk, parça parça veriyorduk. Tadına baksın. Tadına baksın. Neyse o hafta öyle geçti. Ertesi hafta daha canlı başla geldik derken. Valla biz sektör ettik biz burayı. Valla gözlemeciler köy diye biliyorlar buraya. Gözlemeciler cumhuriyeti gibi bir şey oldu. Peki şimdi o zaman aileye destek olmak için yaptın. Evet. Hatta ben yukarıda daha önce hikayesini duymuştum. Eskiden kadınlar kocalarına yardım etmek için bu işi yapıyormuş. Şimdi kocaları onlara yardım ediyormuş. Yanlarında çalışıyor. Genelde şey bayan çalışıyor burada. Evet. Bayan ağırlıklı. Ama şey. Kocalar garson mu? Garson gibi çaycı. Onlar da yanınıza çaycı mı aldınız? Sonunda çaycı oldu adamlar. Ya, ama kadınlar hep patron oldu. Sevgili izleyenler işte kadın dayanışmalı, kadın ruhu dediğimiz olay bu. 3 kişi şu anda
gerçekten buraya, hatta Antalya'ya farklı bir yer kazandırmışlar. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bu güzel fikri düşünmüşsünüz. Kocaman bir gözleme köyü olmuş burada. Neyle yapacaksın bize bu sefer? Hepsi var. Kaşarlı bazlamamız çok ünlü buranın. Evet. Bazlama yapalım mı? Yapalım, evet. Kaşarlı bazlama. Kıymalıyı çok severim biliyorsun. Kıymalı, evet. Kıymalı yapalım. Ispanaklı olur. Patates var. Patates, kaşar deneyelim mi? Evet, evet. Bu da çok güzel olur. O zaman ne yapalım efendim? Güzel güzel bunları yapalım, sonra sunuma geçeceğiz. Tebrik ediyorum. Mektup gibi kapatıyorsunuz ama burada normal D şeklinde yapmıyorsunuz değil mi? Biz evet, önce D şeklinde yapıyorduk. Müşterilerimiz dedi işte ay şeklinde yaparsanız daha güzel olur dedi. Evet. Hani daha yumuşak olur dedi. Biz de böyle yapmaya karar verdik. İsteyen olursa yine ay şeklinde yine şey yapmıyoruz. Bunun hepsini yapacak mıyız ya? Öldürürsün bizi valla. İşimi çağırdım buraya. Şimdi yapalım ki bol olsun, bol. Bazlama mı yapacağız? Şimdi kaşarlı bazlamamız olacak. Oo, bazlama geliyor sevgili izleyenler. Ben şimdi malzemesini koyacağım. Üstünü öğrendim, sana açtıracağım. Tamam hadi bakalım. Bir göreyim bakayım bu nasıl oldu. Şimdi... Ben bazlama açmıyorum. Ben gözleme açıyordum. Ya gözleme açıyordum da şimdi bunu da öğren ki. Gittiğin yere tanış, öğrensin insanlarımız da. Tamam. Her yere yaygınlaştıralım. İzliyor musun hala programı? O, izlemez miyiz? Şimdi böyle kaşarı da böyle kapatıyoruz. Aa, böyle basitmiş. Ben bunu yaparım. Ne olacak ki bunu? Bu boş çayı yapıyoruz bak. Böyle boş çay gibi oluyor. Bu açılır sanki orası. Onu kapatırız biz şimdi. Kapatacaksın şimdi biz. Oğlum şimdi hamurdan... Olmuş ya. Yok canım, hamurdan korkma canım. Hamur senden korkacak. Şimdi hamur senden korkuyor. Şöyle oldu mu yapıştıracağım, bir şey sıkıntı yok. Kaslar yani. Kaslar nasıl? Kaslar gelişti mi? Baya. Baya yaptım diyorsun ha. Şimdi... Şimdi sen gözleme açacaksın değil mi? Bir gözleme açayım ya ben. Bakayım. Biz şeyden korkuyoruz biliyor musun? Neden? Erkeklerin öğrensin istemiyoruz biz. Niye? Burası kadınlar çalıştırıyor. Ama şimdi... yani erkekler de yapsın canım. Ya erkekler şimdi her işi... Gördüm. Oğlum her işimizi almışlar zaten kadınları. Olur mu daha, ne yapacaklar ya, size yardımcı olsunlar işte. Şöyle iyice bir genişleteyim. Evet. Hamur çok yumuşak ama daha. Değil mi? Evet. İşte birazcık daha unlamak lazım çünkü oklavaya yapışmasın. Oldu mu abla? Oldu. Vallahi sevgili izleyenler, yani verdin mi artık notu? Evet maşallah, eline sağlık. Benim eşim bile yapamıyor. Ya, sen ya kadar işte, görüyor ben musun? Ben ileride gözlemeci olacağım. Gözlemeci Lokman Usta. Ama yakışır da sana. Olur mu? Vallahi bence oldu artık. Değil mi? Şimdi içini koyalım. Evet. Bu neyle olsun? Kıymalı yapalım mı bunu? Bunu da kıymalı yapalım, evet. Şimdi. Allah. Aha bunu dövüyoruz. Ben bir de ben döveyim. Vur, bir şey olmaz, vur, ses çıksın canım. Tamam. Hoppa. Aynen. Hoppa. Öyle aç ver sana. Tamam. Şimdi artık yeter herhalde bu kadar. Değil mi? Yeter. Yeter, çok inceldi yoksa şey olacak. Evet şöyle. Şimdi burayı katladım. Oo, yakışıyor be. Maşallah. Şimdi sacı da sen koyarsın şimdi bunu. Hadi bakalım. Ben şu pişirici ablaya vereyim. Öyle mi? Gel. Gözlemenin hasına gel. Osmaniye'ye gel. Bünyamin Demirkan da burada yedi. Tam 5 lira borcu kaldı. Gel. Eyvah, bir de dava etmesin. Hoppa. Vallahi oldu, benden olur. Ben uğraşacağım. Evet. Şimdi sevgili dostlar, gözlemeyi üzerinde yağlıyorsunuz ama
bazlamaya ortasına mis gibi şöyle köy tereyağı döküyorsun. Etrafını güzelce yağlıyorsun sonra bununla. Mükemmel görünüyor. Ne yapalım? Hadi gidelim sofraya. Evet, buyur, hadi buyurun. Haydi. Ben bunu alayım, sen de onları getir. Ben de gözümleri hemen kesip geliyorum. Ve ablalarım bize çok güzel bir sofra hazırladılar ama şu tereyağını şöyle ben her tarafa süreyim güzelce. Güzel bol bol tereyağlı olsun çünkü tereyağı candır. Bol bol tereyağı tüketelim ve spor yapalım. Spor yapmayı ihmal etmeyelim. Ama tereyağı yiyeceğiz diyeceğiz ama diyeceksin ki Lokman önünde ne var? Bazlama var. Yani çok da konuşmayayım o zaman bu konuları. Güzelce bazlamamızı yağladık. Çok güzel bir sofra olmuş. Hepsi doğal. Hepsi buranın ürünü. Bakın turunç reçeli. Zeytinler yine Antalya'nın. Yeşil zeytin de öyle. İncir reçeli ablam yapmış yine. Tahinimiz, pekmezimiz, peynirimiz, balımız, köy peynirimiz, köy domatesimiz. Hepsi burada köyde yetişen çok güzel ürünler. Artık tadına bakalım. Evet, abla. Evet, afiyet olsun. Çok teşekkürler. Ben bazlamayla başlayacağım. Evet, altına zaten önce yenen bazlama. Önce bazlama. Kaşarlı bazlama. Şöyle elimle ben koparayım. Köy yumurtasıyla beraber çok güzel gidiyor. Oo. Kaşarlı bazlama efsane. Bazlamayla beraber efsane oldu. Çok leziz. Gerçekten ikisi bir arada. Şimdi de kendi ellerimle yaptım. Gerçi Kezban ablanınkiler çok ince olmuş, çok güzeldi. Bakalım benimkiler nasıl olmuş. Fena değil benimkiler de ya. Yok yok, güzel güzel. Bizi de pişirmesi de güzel. Evet, güzel de pişirdik. Çok başarılı. Yani 120 tane gözlemeciyiz biz burada. Maşallah. Sevgili izleyenler, bütün ablalarım hepsi birbirinden şirin. Hangisine giderseniz gidin, hepsinde darılmaca, gücenmece yok. Çünkü birlikten kuvvet doğar demişler, evet, ve burada çok güzel bir işletme yapmışlar. Ne diyelim? Eğer siz de Antalya'ya gelirseniz bir gün muhakkak Çakırlar'a bu gözlemeci ablaların yanına gelin. Onların bu güzel gözlemelerinin tadına bakın. Pişman olmayacaksınız. Lokman bizim şehirde tüm hızıyla devam ediyor. İlk Türklerin kullandığı yerel bir dilde olduğu belirtiliyor Aspendos isminin. Ancak milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar buraya geliyor. Çünkü burası çok önemli bir ticaret merkezi. Tarih boyunca hep buraya sahip olmaya çalışanlar olmuş. Burada çok savaşlar yaşanmış. Romalılar döneminde ise milattan sonra 2. yüzyılda bu tarihi tiyatronun yapıldığı belirtiliyor. Şöyle bir önemi var. Bu şekilde iyi bir şekilde korunmuş dünyanın en önemli antik tiyatrolarından bir tanesi. Sahnesiyle günümüze gelmiş ender tiyatrolardan bir tanesi. Ve şunu da belirtelim hemen. 2015 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne girdi burası da. Yakın bir zamanda da burada bir tadilat olmuştu. Hatta her yerde haberleri çıkmıştı. 15 bin kişilik bir tiyatro olduğunu belirtelim. Sadece burası değil, burası bir antik kent. Dışarıda da yine o kentten kalan izleri görmek mümkün. Eğer Antalya'ya gelirseniz muhakkak Aspendos'u gezin. Eğer gezmezseniz pişman olursunuz. Bu güzellikleri muhakkak gezin, dolaşın. Çünkü muazzam bir yer ve o sesteki akustiği buradan konuşurken bile duyabiliyorsunuz. İnanılmaz bir yankıması var. Şuradan fısıldadığınızda kameraman sizi en yukarıdan duyabiliyor. Muazzam bir yer. Muhakkak dolaşın, pişman olmayacaksınız.
Ve gelirken son Roma askerini de burada yakaladık sevgili izleyenler. Elinde kılıcı zor ikna ettik röportaja. Sağ olsun Türkçe biliyormuş. Zamanla burada kaldığı için Türkçeyi de öğrenmiş. Şimdi buranın tarihini büyük 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 dedeleri, komutanları burayı yapmış zamanında. Öyle söyleniyor değil mi efendim? Evet. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Adım Ahmet, soyadım Nizam. Aslında Ahmet Oz Nizam Oz'tu değil mi? Sonradan değiştirdim. Tabii tabii. Öyleydi. Değişti. Değişti, Ahmet Nizam oldu. Evet. Peki birazcık buranla ilgili bilgi verir misin? Kaç kişilik bu tiyatro, nasıl korunmuş, dünyanın sevgili izleyenler, Aspentos burası en iyi korunmuş herhalde tiyatro olarak evet. Geçiyor değil mi? Ben ilk önce kendim ne iş yaptığım falan anlatayım. Evet. Biz burada gladyatörüz. Eskiyi anımsatıyoruz işte. Anı hatıra bırakıyoruz gelen misafirlerimizle. Fotoğraf aslında gerçek yaptığımız iş. Öyle yani. Burası da Romalılar tarafından yapılan en iyi korunabilmiş antik tiyatrolardan birisi, günümüze gelmiş. Sahnesiyle beraber. Sahnesiyle yani, bu kadar sağlam kalabilmiş sahnesi, binasıyla tiyatrolar çok nadir. Nadir tiyatrolardan birisi burası da. Kaç kişilik, bayağı kalabalık görünüyor burası. Burası 15 bin kişilik. 15 bin. Evet, 15 bin kişilik. Buranın aslında bir hikayesi de var. İki arkadaş bir tane kıza aşık oluyor. Krala diyor, bu aşık olduğu kız da kralın kızı. Kraldan bunu istiyorlar. Diyor ki kral da şehre diyor en iyi yapıyı yapana diyor, önce yapana diyor kızımı diyor vereceğim diyor. Her neyse birisi tiyatro burayı başlıyor. Birisi de arkada su kemerleri var. Su kemerlerine başlıyor. Ve ikisi de aynı anda bitiriyor. İkisi de aynı anda bitirdiği için kral da tabii ki sözünde durar. Duruyor yani. Ama hangisini beğenirse verecek değil mi? Ya hayır. Şimdi kızını ortadan bölüyor. Yani sözünde durduğu için ikiniz de aynı anda bitirdiniz. Ve kızımı ortadan böleceğim. Yarısını sana vereceğim, yarısını sana vereceğim diyor. Ve arkadaşın birisi diyor ki yok diyor, kızını bölme. Arkadaşıma ver diyor. Aha diyor, benim kızımı seven kişi bu. Ben kızımı buna vereceğim diyor. Kardeşimle fotoğraf çekiyor herhalde. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Adım İsmail Boncuk. Arkadaşımla birlikte burada fotoğraf çekme amaçlı bulunuyoruz. Karelerimiz neler mesela? Hangi sahneleri canlandırıyorsunuz daha çok? Röportajı bittikten sonra isterseniz birlikte birkaç poz deneyelim. Vallahi deneyelim o zaman. Ne diyelim efendim, eğer Aspendos'a gelirseniz bu kardeşlerimizi bulun, size güzel güzel tarihe bir yolculuk yaptıracaklar fotoğraflarıyla, hem de keyifli anılar kalacak sizlere. İnşallah güzel işler çıkar burada. Bu arada yukarıdan duyuluyor sesimiz. Tabii tabii, şu an konuştuğumuz evet, burada yukarıdan. Harika bir akustiği var. Evet, çok güzel akustiği görüşmek var. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Aspendos antik kenti tarih boyunca el değiştirmiş, medeniyetlere ev sahipliği yapmış. 13. yüzyıla geldiğimizde ise Selçuklular döneminde tiyatro bir dönem kervansaray olarak kullanılmış. Daha sonra Alaaddin Keykubat zamanında orası yazlık olarak kullanılmış ve o gördüğümüz sahne meşhur Selçuklu çinileriyle bezenmiş. Bu sadece tiyatro değil, arkamda görüyorsunuz stadyumu, cimnazyumu, burası tam bir tarihi antik kent ve her yerde böyle tarihi kalıntıları görmek mümkün. Ancak Cumhuriyet dönemine geldiğimizde burası halka açılıyor ve ziyarete açılıyor. Hala burada her yıl çok sayıda farklı etkinlikler de yapılıyor.
Marmara'da harika bir balık evindeyiz. Antalya'ya her geldiğinde burada çok güzel mezeler ve balıklar yiyorum. Hele bir de avokadolu, cevizli, fındıklı bir salatası var ki mükemmel. Sağ olsunlar, ricamızı kırmadılar ve güzel bir çekim yapacağız. Hadi o salata, o mezeler, o balıklar nasıl yapılıyor? Hep beraber ustasından öğrenelim. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz Lokman Bey tekrardan. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Vallahi çok iyiyiz. Hele buraya gelince daha mutlu olurum. Şu güzel derya kuzularını görünce kendime geldim şu anda. Evet. Ne yapacağız bugün? Neyi yapalım? Geçen sefer kocaman bir balık yapmıştık. Tuzlu balık yapmıştık. Lagos yapmıştık Tuz'da. Bugün daha farklı bir şey yapalım. Ustamız çok farklı bir balık yapacak. Levrekten pastırmalı levrek sarma yapacak size. İçerisi sebzeli. Çok değişik bir tarz. Belki de hiç yememişsinizdir. Ben daha önce pastırmalı balığı bir arada yemedim açıkçası. Balık pastırması. Balık pastırması. Balık pastırması olacak içerisinde. Sarmayı merak ettim. Yememiştim daha evet, önce. Onun için bir balığımızı seçeriz buradan levreğimizi. Ustamıza takdim ederiz. O da en güzel şekilde hazırlar, size sunar. Ustacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz abi. Nasılsınız İlyas Ustacığım, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Şükürler olsun, biz de iyiyiz. Vallahi balıkları getirdik, hemen temizlemişsin bile. Evet, hazırladık şu anda. Sunumaya, yapımaya hazırız. Ben daha önce pastırmalı levrek falan yememiştim yani sarmasını. Bir nasıl oluyor, ne koyuyorsun işte, bir malzemeleri sayabilir miyiz? Şimdi filete levreğimizi hazırlıyoruz. Evet. Sebzemizi hazırlıyoruz, kavrulmuş. Ne var içinde sebzelerin? Sebzemiz içinde soğan var, balık pastırması ilave ediyoruz. Evet. Ispanak çeşit otlardan, baharatlardan yapılmış hazır sebze. Ne güzel. Balık pastırmasını kaşarımızı ilave edip sarıyoruz bunları ve yapmaya başlıyoruz. O zaman başka ne yapacaksınız? Burada bir sürü hazırlık var. Şimdi burada balık kokerecimiz var, levrek beğendimiz var. Levrek beğendi. Artaba ızgaramız var. Oh. Erli kalamar ızgaramız var. Baby kalamarımız. Evet. Bunların hepsinin sunumunu, hazırlığını yapacağız şimdi. O zaman önce sarmaları yapalım. Sarmadan başlayalım. Haydi zaten. Yapalım bakalım. Ali Bey bence güzel bir seçim yaptı bize inşallah. Evet çok keyifli güzel. Keyifliyiz bunları. Lezzetli bir. Bol bol sosunu da koyduk. Evet. Efendim levrek sarma yapıyoruz. İçine sebzelerimizi koyduk. Mantar var, ıspanak var, biber var. Onları önceden haşlıyorsunuz. Sonra içine balık pastırması koyduk. Balık pastırması ve bunlar. Soslarımız, kaşarımız. Kaşarımızı alıyoruz. Usta o fırında pişsin. Sırada ne var? Sırada kalamar ızgaramız var. Kalamar ızgaramızı yapacağız. Evet. Onu alevlerle birleştir. O yavaş yavaş pişecek. Ama daha bitmedi. Daha bir sürü. Daha bitmedi. Daha diğer çeşitlerimiz de var. Daha bitmedi. Balık kokerecimiz var. Beğendiğimiz var. Usta ben düşüyorum. Usta tansiyonum düştü benim. Çabuk pişirelim usta, ben dayanamadım şu anda şu lezzeti. Allah. İlyas usta bize yine harikalar yaratıyor. Onları da attık. Başka ne kaldı sırada usta? Şimdi kokorecimiz kaldı. Kokoreç. Hem de balık kokoreç. Balık kokoreç. Efsane, daha önce yediğim için biliyorum. Şimdi de kokoreçe geldik. Balık kokoreç. Evet, şimdi de balık kokorecimiz. Malzemelerinizi sayalım mı usta? Malzememiz balık, kalamar, karides, artapot karışımı ince kıyılmış. Hepsini ince ince kıyıyorsunuz. Soğan, biber, sarımsak, soğan, biber, sarımsak, pul biber, kekik, tuzumuzu ilave edip onları da hepsinin karışımıyla güzel bir kokoreç yapacağız. Haydi o zaman yapalım usta.
malzememizi balık, kalamar, kardeş olan ilave ediyoruz. Ben sağlıklı kokoreç diyebilirim. Sonuçta hepsi balık evet. ve deniz ürünleri. Ustam, Allah mis gibi kokmaya başladı bunlar. Şu anda kokoreçimiz bitmek üzere. Şimdi bir de baharatını koy ustam. Pul biberimizi ilave ediyoruz. Evet. Şu anda kokoreç haline geldi. Geldi. Oh. En sağlıklı kokoreç yapıyoruz size. En sağlıklısınlar. Bir dilim ekmek yok mu? Allah rızası için bir dilim ekmek. Ustam, eline sağlık. Vallahi mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Ve sevgili izleyenler, mükemmel bir soframız oldu gerçekten. Dediğim ya, İlyas Ustam, Ali Bey çok güzel yemekler, çok güzel mezeler seçtiler bize. Ama anonsunda da demiştim, harika yine salatamız da duruyor. Lara salatamız ama önemli bir misafirimiz var. Erdal Bey buranın sahibi. Bizim de artık abimiz. Her geldiğimizde dedim ya kapısını bize açıyor. Çok teşekkürler. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Biz teşekkür ederiz. Her geldiğimizde bizi ziyaret ediyorsunuz. Onurlandırıyorsunuz. Biz de mutlu oluyoruz. Sizi aramızda görmek, birlikte olmak. Biz de çok mutlu olduk. Gerçekten böyle güzel bir masada sohbet etmek. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi hem yemeklerden bahsedeceğiz hem Antalya'dan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Erdal Bey eski profesyonel futbolcu. Ondan bahsedeceğiz, eskileri konuşacağız. Ama önce neler yaptık bir onları sayalım isterseniz. İlyas Ustam'la beraber levrek sarma yaptık. Çok lezzetli görünüyor. Ahtapot ve kızartması yaptık. Ondan sonra balık kokoreç yaptık. Balık kokoreç. Ben orada tadına baktım, mükemmeldi. Izgaramız var. Ahtapot ızgaramız var. Ahtapot ızgarası bulunuyor. Mücveremiz var. Balık beğendiğiniz var. Burada son dönemlerde denediğimiz özellikle kalamar yatağında balık köftesi var. Çok tutulan bir ürünümüz. Çok da güzel görünüyor burada. Evet. Evet. Aynı zamanda yine çok ot, sayıda... Ot kavurmamız var ve meze çeşitlerimiz var. Hemen yanınızda bir tane bulunuyor. Evet. Bu brokoliden yaptığımız bir mezemiz. Birazdan tattıracağım size. Brokoli ezme. Çok tutuldu bu da, çok seviliyor. Genelde 45 çeşit meze çeşitimiz var. 45 çeşit. Klasik mezelerimiz, restoran, balık lokantalarında olması gereken klasik mezelerimizin dışında yeni denemeler yapıyoruz zaman zaman. Bu yeni denemelerin içerisinde de tutulanları, insanların beğendiklerini devam ettiriyoruz. Klasiklere devam ama yenilemeye de inovasyon diyelim biz ona. Sürekli yeniliyoruz ama bu işin olmazsa olmazı. Kesinlikle. Ya bu atmosferde yemek, bu atmosferi yani hem manzarayı yiyorsunuz aynı zamanda ve aynı zamanda bu keyifli yemeklerin tadına bakıyorsunuz. Ufak ufak bir yandan başlayalım. Neyle devam edelim? O kadar çok şey var ki. İstersen kokoreçten biraz şöyle bir parça alalım. Tamam. Pamuk gibi ağzı eriyor şu anda hepsi. Yeşil soğan da üzerine çok yakışıyor. Çok yakışmış, çok gerçekten. Kalamar yatağında köfte miydi? Kalamar yatağını balık köftesi. Balık köftesi. Biraz da sosundan alırsan. Sevgili izleyenler, sevgili dostlar, gerçekten o kadar çok şeyimiz var ki kafamız karıştı.
ufak ufak bir yandan da sıcakları götürüyoruz. Çok soğumasın diye. Çünkü size göstermek için normalde burada sırayla geliyor ama. Biraz beğendi vereyim sana. Evet. Ya sen lokma. Yediğim ve beğendiğim en lezzetli hünkâr. Çok teşekkür ederim. O kadar lezzetli ki sevgili izleyenler. Yani balık bu kadar mı lezzetli olur? Özellikle patlıcanla çok yakışmışlar birbirlerine. Hafif de sarımsak var patlıcanın içinde. O sosuyla muazzam bir lezzet olmuş. Biraz da Antalya'ya ve size geçelim. Aslında Antalya bu sene çok beklentinin altındaydı. Turizm birazcık kriz yaşadık burada ama şu anda kış aylarına geldik. Bakmayın burada bu kadar güneş olduğuna. Ama denize girenleri gördük. Yavaş yavaş yine Rus turistlerin geldiğini görüyoruz. Birazcık kıpırdama var mı? Daha da iyi olacak mı? Ne bekliyorsunuz turizmde Antalyalılar olarak? Sevgili Lokman, geçen yıl tabii hepinizin yakından takip ettiği gibi turizmde ülke kötü bir dönem yaşadı. Özellikle Antalya'nın ekonomisi turizm ağırlıklı. Antalya'da yaşayan insanların hemen hemen %80'i turizm ve turizmin yan gelirleriyle geçinen insanlar. Dolayısıyla sektörün böylesine büyük bir kriz içerisinde olması hemen hemen herkese etkiledi. Umarım son dönemlerde yapılan özellikle Rusya ile ikili ilişkilerdeki düzelmeden dolayı sanıyorum önümüzdeki yıl bu sıkıntı aşılacak. Yani bir B planımızın olmaması en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi diye düşünüyorum. Keşke daha önceki planlamalarda mutlaka bir B planımız olsaydı da diğer ülkelerle, diğer ülkelerin de gelmeleriyle bu turizmde bu kadar sıkıntı yaşamasaydık diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki sene temennim, arzum hem işveren hem de bir memleket sevdalısı, turizmci olarak bu sıkıntının sona ermesi. Çünkü çok ciddi bunalım yaşadı Antalya'da bazı sektörler, bu sektörün sıkıntısından dolayı bazı aileler, bazı oteller. Hep birbirine bağlı biliyorsunuz, zincirin halkaları bunlar. Ama küçük bir manevra yapıp biraz iç turizme döndüklerinde gördük ki aslında iç turiste gelebiliyormuş. Yani orada çok güzel bir noktaya değindiniz. Tek bir ülkeye bağlı olmak yanlış. Her konuda öyle. Yani evet, mutlaka bir B planınız olmalı. Yani ne yaparsanız yapın, hangi sektör olursa olsun B planı olmazsa A planının problem yaşadığı, yani ilk hedefinizin problem yaşadığı yerde maalesef patlıyor, teker patlıyor. Antalya o güzel eski günlerine geri dönen herkes mutlu, tabii, huzurlu olur. Tabii, çünkü tabii. Antalya mutluysa Türkiye mutludur. Türkiye mutluysa bizler de mutluyuz. Aynen öyle. Bu zincirin birer halkaları gibi. Bizim de dediğimiz gibi temennimiz bunların bir şekilde artık toparlanması. Kesinlikle. Ben şeyler bize bir yandan bakıyor. Şöyle ben bir alalım onlardan. Ben sana servis yapayım. Tabii. Sen. Levrek sarma içinde ıspanaklı bir karışımla beraber sunuluyor, veriliyor. Ve özel bir sosuyla da servis ediliyor fırınlandıktan sonra. Doku. Ya şu anda başka bir şey bu. Gerçekten derya kuşu diyoruz ya. Benim de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Sevgili izleyenler, size buradaki balıkları, mezeleri, lezzetleri, sıcakları, soğukları tanıtmaya çalıştık. O kadar güzel bir sofradayız ki herhalde yüzümüze de yansımıştır bu tebessüm. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler bizi burada tekrardan ağırladığınız için. Ne yapalım artık? Daha gezilecek çok yer var. Lokman bizim şehirde. Tunus ile devam ediyor. Şimdi tam artık steak havuzu olduk değil mi? Yanıyor, yanıyor. Etler yanıyor, mükemmel görünüyor. Ve Düden Şelalesi'ne geldik. Allah! Ne oluyor burada? Abi, efendim Osmanlı kebabı yapıyoruz.
Sevgili dostlar, gezdik, dolaştık, epey de acıktık. Sırada mis gibi etlerimiz var. Konyaaltı'ndayız, çok güzel bir yere geldik gerçekten. Neler yapacağız, o kadar çok şey yapacak ki ustam dedim, ustam aman fazla israf etmeyelim. Etmemiş hali bu. İşte Sinan ustamın. Ustacığım, ama çok güzel görünüyor, merhabalar. Merhabalar. Zaten şuradan okuyoruz. Şef Sinan Çoban. Kesinlikle doğru. Şimdi ne yapacağız bugün? Bize neler pişireceksin? Şimdi bugün kuzu ve dana grubundan çalışacağız. Evet. Kuzu ve islamımız var. Bize özel bir şey. Şöyle bir ürün. Bu yağlı ve çok lezzetli bir ürün olmak şartıyla içerisinde kuzunun bonfresi var. Kuzunun bonfresi dediğimiz ürün sadece bir hayvandan 250 gram, 300 gram civarında çıkan bir ürün. Çok lezzetli bir ürün. Biz buna bomba diyoruz. Evet, bomba wow, diyoruz. Bombamızı görüyorsunuz. Zaten efendim ben hep bu aralar Karatay'dan bahsediyorum. Çünkü ben de sürekli kitaplarını okuyorum. Ne diyor Karatay? Eti yağıyla yiyeceksiniz diyor. Kesinlikle doğru. Yağ olacak. O çünkü o protein enerjiye dönebilmesi için kesinlikle yağ gerekiyor. O nedenle yağlı et iyidir. Kesinlikle. Evet. Ete lezzet veren en büyük organlardan bir tanesi zaten yağ. Yağsız bir et kesinlikle lezzetsiz olmaz. Ve geldik mücevhere. Kesinlikle. Kuzu küşleme dediğimiz bir ürün. Kuzu bonfresi diye geçiyor. Çok güzel bir ürün. Bu da kuzunun lokumu diye geçiyor. Kuzunun bonfresi diye geçen ürünlerden bir her tanesi. Her hayvanda sadece 200-250 gram maksimum çıkıyor. Kesinlikle. Onu da belirtelim. Sadece bunun üzerine çalışan artık restoranlar var küşleme kesinlikle üzerine. Evet. Muazzam bir et. Evet. İkinci ürünümüz bizim kasap köftemiz. Satır evet köfte dediğimiz bir ürün. Bu ürünümüzü biz klima makinesi kullanmadan yapıyoruz. Zırhla yapıyoruz. Zırhla. %70 dana 130 kuzu ve kuzunun 130 içerisinde yağlı bir kaburgadan yapılan, dana ve kuzu kaburgasından yapılan bir ürün. O zaman bundan sonra eti senin, kemiği senin, ızgaraya doğru gidelim mi? Şu güzel lezzetleri bir alevle buluşturalım. Tamam. Haydi ustacığım. Yapalım. Bir tane bonfile alalım şöyle. Evet. Güzel bir tane şatomuzu alalım. Bir tane de kafesini. Şato Gruyan. Ustacığım sana bir tane bundan. Teşekkürler. Bir tane de bana. Böyle doğru mu taktık? Doğru. Şimdi tam artık steakhouse olduk değil mi? Kesinlikle. Efendim bu olmazsa olmazımız. Genelde şimdi son zamanlarda bütün etçilerimiz bunu takıyor değil mi ustam? Aynen. Sinan ustam. Şimdi soy isimli bir ilgisi var mı bu eti çok sevmenin? Aslında bu sorular çok geliyor bana. Soy isminle ilgili yani, evet, çoban yani falan. Çoban, evet çoban, et. Hani bir bağlantı kurmaya çalışır mı? Yok, alakası yok. Nerelisiniz? Çorum. Abi Çorumlar müteahhit olur yani etleri. Genelde ben Çorumlu müteahhit bilirim yani. Evet, ben o sınırı aşmaya çalıştım. Artık evet dedim ki ustalar da hadi bir yürüyelim bakalım. Bir çıkalım bir Antalya, bir Türkiye'yi bir gezelim. Vallahi ama Çorum'da kendimizi. Çorum'un bir sırık kebabı var. Efsanedir, onu da belirtelim. İnşallah Çorum'a da gider çekeriz. Şimdi ne yapacağız ustam? Şimdi bonfilemiz ve kafesimiz var. Balta kafesi dediğimiz bir ürünümüz var. Evet. Onları ızgarada pişireceğiz. Evet. Bu harika tuzu, Maldon tuzunu. Evet. Şöyle etlerimize güzelce döküyoruz. Bir döndürüyoruz etlerimizi. Abi bir şey yapmak istiyorum. Buyurun. Ben o tuzu alabilir miyim? Evet. Son zamanlarda Nusret'in yaptığı şu hareket var ya abi. Şu Nusret'i vermesek olmaz şöyle. Niye böyle abi? Bunun bir şeyi var mı? Kimisi şovdan, kimisi tattan kazanır. Biz şovdan değil, tattan. Tattan. Kesinlikle. Evet, uzaktan attım abi ben de. Evet. Buradan da Nusret de meydan okuyoruz. Ben ve ekibim. Bekleriz Antalya'ya. İnşallah. Çok da güzel. Evet. Onu da şefe de sevgiler, saygılar. Tabii son zamanlarda çok fenomen olduğu için bu hareketi ben de yapmak istedim. O. Kesinlikle seviyoruz. İdeallerimizden bir tanesi. Hadi inşallah gerçekleştiririz sen de. Lokum, lokum. Kesinlikle Şato Gruyan'ın lokum efsanesi. Bu aynen şu anda ateşte. Onu bekletiyoruz. Kesinlikle. Köfteleri, etler. Köftelerimiz pişiyor, dallaslarımız pişiyor. Burada ızgara ananaslarımız var. Tatlarımız arasında ızgara ananas var. Izgara ananas tatlısı yapıyorsun. Kesinlikle. Şurada asılı kalıyor. Evet. Güzelce püsküleniyor. Ondan sonra çıkartırıp ızgara da özel bir işlemden geçirip misafirlerimize sunuyoruz. Yanıyorsun Sinan abi. Bırak yansın şefim. Yansın şefim tatlısı.
Vallahi efsane görünüyor. Bu alevlerle beraber mükemmel olacak. Yanıyor, yanıyor. Etler yanıyor. Mükemmel görünüyor. Haydi görüşürüz. Sevgili dostlar, mükemmel bir masa kurduk şefimle beraber. Şimdi onun tadına bakacağız. O da hem kendini sınayacak hem beni sınayacak. Benim nasıl niyetçi olduğumu artık hepiniz biliyorsunuz. Ama şefim hazırda bekliyor. Önce şu kafesi bir halledelim. Güzel güzel bize pirzolara çıkarsın. Bu arada çok güzel bir sürpriz oldu şefimin. Harika bize istiridye mantarı da getirdi. Zaten kesinlikle. Hiç protein yoktu, bir de üzerine bir daha protein. Bugün artık protein patlaması yaşıyoruz. Bundan sonrası da yürüyerek eve gideceğiz artık. Başka türlü eritmez ve olmazsa olmazımız, bıldırcımız burada. Kesinlikle. Efendim Antalya'da çok meşhurmuş. Özellikle Sinan Ustam çok övdü. Ben de yaptır dedim. Ve çorbamız. Şimdi etler pişene kadar hafif tadına baktım. O kadar lezzetliydi ki anlatamam. Ama sadece bunlar değil. Daha ızgarada pişenler var. Yer yok çünkü koymaya. Şefim bize etleri yavaş yavaş hazırlamaya başlasın. Biz de ufak ufak hem çorbamızı içelim. Kesinlikle. Hem de tadına bakalım. İşte kuzu pirzola. Şöyle sıktığımız zaman suyu damlıyor. Pıtır 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 görüyorsunuz. Oh. Şöyle gösterelim, elimize alalım ürünümüzü. Şöyle bir sallayalım, bir bakalım. Oh, oh, oh. Ürün akıyor. Harika olmuş. Ustam emeğinize, yüreğinize sağlık. Lokumlar, bonfileler, gerçekten pirzolalar, kuzu lokum mu demiştik ona? Kesinlikle. Kuzu lokumlar, mantar ve tabii ki de tereyağlı lokumumuz. Tereyağlı lokum. Artık o altın vuruşu zaten. Bıldırcın da çok lezzetliyim. Teşekkürler. Çorbasına kadar her şey harikaydı. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Gidi diyemem, kal diyemem. Sen yoncasın, gül diyemem, git diyemem, kal diyemem. Sen yoncasın, gül diyemem, çok severim, söyleyemem. Sorma bizlere ne olursun, çok severim, söyleyemem. Sorma bizlere ne olursun. Sevgili izleyenler, yine çok güzel yedik, mükemmel etler yaptık ve gerçekten de balık kadar et de çok başarılıymış, onu gördük. E ne diyelim, lokman bizim şehirde tüm hızıyla devam ediyor. Çok severim, söyleyemem, sorma yüze ne ve Düden Şelalesi'ne geldik. Gerçekten Antalya'da gezmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi. Şu anda şelaleyi görüyorsunuz. Aslında burası Kepez Hidroelektrik Santrali'nin kaynağından yukarıya doğru çıkıyor. Ve Düden Çayı boyunca iki kola ayrılıyor. Biri yukarı Düden, diğeri ise aşağı Düden. Yukarı Düden'e aynı zamanda İskender Şelalesi de deniyor. Çünkü Büyük İskender Antalya'ya geldiğinde rivayete göre atlarını burada sulandırmış. Burada ona su içilmiş. O nedenle İskender Şelalesi de deniyor aynı zamanda. İki kola ayrılıyor dedik. Antalya'dan yaklaşık 10 kilometre dışında. Çok da uzak değil. Burası aynı zamanda mesire alanı. Hemen yukarıda çok güzel restoranlar var, kafeler var. Orada insanlar börekler, yemekler, gözlemeler yiyebiliyorlar. İnanılmaz serin ve güzel bir yer. Buraya inebilmemiz için yukarıdan mağaranın içinden geliyorsunuz. Ta şelalenin dibine kadar gidebiliyorsunuz ama biz ıslanmamak için orayı tercih etmedik. Şu anda yüzlerce kişi burada. Herkes bu güzel manzara eşliğinde fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Tabii kol ikiye ayrılıyor dedik. İki kolda farklı noktalardan Akdeniz'e ulaşıyorlar ve Akdeniz'e dönerken de özellikle Lara'nın orada yine çok güzel bir şelale olarak Akdeniz'e akıyor. Bu yukarı Düden'in kolu.
Merhaba. Merhaba abi. Seni tanıyalım. Adım Ali Kan abi, Çorumluyum. Burada işte hafta sonları falan geliyorum. Yardım ediyorum, çalışıyorum. Kaça çekiyorsun böyle papağanlı fotoğrafı? Çerçeveli 20 lira abi. Çerçeveli 20 lira. Adı ne papağanın? Efe. Efe konuşuyor mu hiç? Ara sıra abi. Ne diyor daha çok? Merhaba baba. Merhaba baba. Bu çok böyle dibimde duruyor. Kulağıma ısırmaz değil mi? Yok abi, o hiçbir şey yapmaz eğitimde. Yapmaz. O zaman şöyle bir yanına al, bir konuşturmaya çalışalım bakalım onu. Efe merhaba. Efe ısırma onu. Efe o yenmiyor. Efe. Merhaba Efe. Efe bunu yiyecek valla. Efe. Merhaba. Yok. Sadece yiyor. Hangi takım tutuyor? Bu Beşiktaşlı abi. Hadi ya. Kartalı göster Efe. Kartalı göster Efe deyince böyle mi yapıyor? Evet. Bir daha söyle bakayım. Efe Kartal nerede oğlum? Babacım benim, aferin. Valla Kartal diyor, Kartal oluyor ya bu. Çok güzelmiş. Hadi Efe son bir beşlik çak. Çak oğlum. Aferin. Görüşürüz. Evet. Hadi bay bay. Şelalenin yağmur damlaları böyle yüzüne vuruyor ve serinliyorsun. İşte bence Antalya'nın en serin yerini bulmuş olduk. Düden Şelalesi. Siz de muhakkak girin. Abi merdiven var orada, dikkat, aman. Çok keyifli bir yer. İşte bahsettiğim mağaralar da burası. Buraya inmek için kafanızı eğerek buraya kadar inmeniz gerekiyor. Oldukça güzel bir ambiyans oluşturmuş. Ama şöyle yukarıya doğru baktığınızda gerçekten mağaralarda epey ürkütücü görünüyor. Ve uzun uğraşlar sonrası hemen şelalenin arkasına geldik. Buraya gelmek için biraz ıslanıyorsunuz. Herhalde su damlalarını görüyorsunuz şu anda. Biraz ıslanacaksınız ama bu fevkalade görüntü için buraya gelmeye değer. O kadar mutluyuz ki şu anda ekip olarak. Siz de Antalya'da muhakkak Düden Şelalesi'ne gelin. Pişman olmayacaksınız. Şimdi size çok güzel bir düdük göstereceğiz. Düden Şelalesi'ndeyiz. Efendim adı ne bunun? Efendim sırlı düdük ya da öten testi denir. Öten testi. Evet, eski zaman oyuncaklarımız çamurdan yapılır, çömlektir kendileri. Evet. Hem el sanatıdır hem eğlence aracıdır. Bunun içine göstereyim şimdi. Evet. Bunun içine bu şekilde su koyuyoruz. Suyla çalıştığı için su kuşuluyoruz, evet. Efendim. Abi, suyu evet. Biraz indirdik, az evet. İndirdik. Daha sonra ütüyoruz efendim bu şekil. Su ayarı yaptık. Sanki bülbül efendim. Vallahi Antalya bülbülü gibi. Evet. Daha farklı makamları var mı? Suyun miktarına göre. Evet. Sanki kuş. Kuş. Benimki şu anda sadece bunu çıkarıyor ama bize su koyarsak olur mu? Olur. Ha oldu. Arasana dilimize cik cik. 2 yaş üzeri rahat ettik bakalım. Bu oldu galiba ya. Biraz daha boşaltayım başka bir makam için. Allah maşallah. Antalya bülbülü efendim. Evet. O ne? Farklı mı öbürü? Hocam bu boyalarım Ebru boyalı vardı. Evet. Şu anda elimde kalmadı. Bunun Ebru boyaları da var. Aynı şey. Bu şekilde burada su koyuyoruz. Hocam bir şey de tanıtabilir evet, miyim? Tabii. Bu neredeyse 100 yıl önce Fethiye Kayaköy'den köçen bir tane o zaman mübadele döneminde Rum. Evet. Gittiği zaman buranın Kayaköy'ün anısına kitap yazmış. Adım da Louis de Bernays yazarımız. Evet. Kanatsız Kuşlar diye roman yazmış. Romanın ana teması bunu anlatıyor. Kanatsız Kuşlar. O da demiş ki Kanatsız Kuşlar.
Ne kadar satıyorsun bunları? Tanesi 5 lira hocam. Tanesi 5 lira. Evet. Valla çok güzelmiş. İsim falan yazıyor muyuz? Tabii hemen isim yazabiliyorum. O zaman şuraya bir lokman bizim şehirde yazabilir miyiz tamam. Bir tane? Lokman? Bizim şehirde. Tamam evet. Hocam ne demek hemen. Lokman bizim şehirde. O ıslak mı acaba kuruya mı yasak kuruya abi? Kuruya yasak daha iyi olur. Evet. O zaman ne diyoruz efendim? Lokman bizim şehirde. Tüm hızıyla devam ediyor. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyalım. Ben Ali Erdoğan. Aşçılık yapıyorum. Kaç yıldır? Vallahi 2 yıldır yapıyorum ama doğuştan beri yani yemeği sevdiğim için. Hem yiyorum hem yapıyorum diyorsun. Hem yiyorum hem yapıyorum. Peki ne yapacaksınız bugün bize? Bugün pilav yapacağım. Evet. Pilavdan sonra da Osmanlı kebabımız var. Evet. Gerçekten de artık internete de baktığınız zaman müşterilerimiz tatil yaparken muhakkak Osmanlı kebabını yiyin diyor. Allah yani. Patladı vallahi orada. Yağımız iyice artık evet, pişti. Ne yapacağız şimdi? Allah! Ne oluyor burada? Abi. Çok kızardı bu. Yağ üzerimize sıçramasın. Ben biraz uzak durayım. Galiba fazla şey oldu. Evet, şimdi rahatlar o. Evet, şu anda yapmaya başladık. İlk önce şehriyemizi koyuyoruz. Evet. Bu iyice kavurduktan sonra evet. Pirinç pilavımızı koyacağız. Aşağı o demlenince diyorsun yemekleri sayacağız. Tabii şimdi onda. Güzel bir Osmanlı kebabı için malzemelerimizi sayalım mı? Tabii. Evet. İlk önce çok güzel bir etimiz. Ne var etimiz? Antrikot mu efendim? Antrikot evet. Antrikot güzel etimiz. Bir antrikotumuz var evet. Bunun yanında olmazsa olmazı mantarımız var. Mantar. Ben normalde istiridye mantarı kullanıyorum ama maalesef olmadım. Evet. Dolayısıyla normal kültür mantarı. Olur. İstiridye yanında... mantarı da efsane olur ama. Evet. Kuzey etinden farksızdır. O kadar lezzetlidir ki. Değil mi? Sizin de yaptığım için iyi bilirim yani. O çok güzel. Yanına ne koyacağız mantarı? Yani mantarın yanında aşağı yukarı 3 çeşit biberimiz var. Evet. Bir acı biberimiz var. Evet. Bir kırmızı biberimiz var. Bir de yeşil biberimiz var. Çok güzel. Tabii bir de bunun yanında soğanımız. Soğan ve sarımsak. Evet sarımsak yanında. Bir de gerçekten de tarla domates. Yani hepsi organik olması lazım. Domates sosu iyice şey mi yaptınız? Rendeden mi geçirdiniz? Tabii rendeden geçirdim. Güzel bir domates sosu oldu. Gerçekten de öyle. Zaten yediğinizde de o aromayı alacaksınız. Hadi yani. İnşallah bakalım. Ali Bey bize güzel bir önce pilav yapacak. Bu arada aşağı yukarı 180-190 bölüm oldu lokman bizim şehirde. İlk defa bir pilav yapıyoruz biliyor musun Ali Bey? Öyle mi? Daha önce hiç çekimini yap. Evet ya ilk defa. Nasip oldu. Niye yapmıyoruz? Hani genelde bizim doktorlar aman beyaz pilavdan kaçın, sakının derler. O nedenle pilavı çok çekmedik ama söyleyelim. Yani şekeri olanlar, obezite olanlar çok tüketmemesi gerekiyor aslında pilavı ama evet. Biz bunu çektik. Seveni de var, yiyenler de seviyor. Su koymadınız pilava. Bu arada onu fark ettim. Yok daha şey yapacağız. Bunu kavuracağız. Daha demleyecek miyiz? Tabii. Şey mi ıslatmadığın için mi kavurdunuz önce yoksa yo, tane tane olsun diye mi? Tam tersine ben ıslatmıştım evet, daha önce. Islatmıştınız. Tabii bayağı kaldı. Tane tane olsun diye. Biraz sonra suyumuzu tabii tereyağımızı. Suyumuz var değil mi hocam burada? Tabii onu da hemen getireceğim. Tamam o zaman. Ali Bey birazcık heyecanlı. Biraz, evet. O zaman siz bir su getirin ben sizin yerinize karıştırayım. Özellikle bütün malzemeleri kullandım. Gerçekten de organik
Mesela zeytinyağı, gerçek sızma zeytinyağı kullanırım. Bir de tereyağı. Oh, tereyağımızı da attık. Bu pilavı çok merak ettim açıkçası. Tereyağlı pilav efendim. Şehriyeli, şehriye diyordum, o nereden çıktı ya? Şehriyeli, şehriyeleri önce zeytinyağında bir güzel kavurduk. Pilavımızı attık, daha önce ıslatmıştık. Evet. Bir güzel kavurduk. Şimdi tereyağımızla bir daha kavuruyoruz. Ardından suyumuzu doldurup demlenmesini bekleyeceğiz. Evet. Sonra Osmanlı kebabı geliyor. Şöyle güzel yatsı olarak kesiyoruz. Gördüğünüz gibi et ne kadar yumuşak. Antrikot, evet. Yani etin yağlı kısmı ve ben bile edildi. 6. kasap değiştirdim ve istediğim adamı buldum yani. Efendim Osmanlı kebabı yapıyoruz. Evet. Yanına da şehriyeli pilav demliyoruz. O da güzel güzel demliyor. Etin de kokusu gelmeye başladı. Şimdi etler bir güzel mühürlensin. Evet. Daha sonra malzemelerimizi bir bir içine atacağız, evet, değil mi? Hep beraber göreceğiz yani. Yedi bölge, dört iklim. Evet. Herkes çok iyi bu işi yapıyor. Biz seviyoruz et yapmayı. Et yemeyi de çok seviyoruz. Her yerden de hangi yöreye gidersem benim şu ana kadar beğenmediğim yemek yok. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Hem yöreseller hem geleneksellerin yanı sıra bir de artık böyle yeni modern aşçılarımız çıkıyor. Gençler böyle dünya mutfağına özgü yeni tatlar yapıyorlar. Onlar da çok başarılılar. Yok, ben de onu takip ediyorum. Gerçekten de beğeniyorum. Oh, etler de mühürlendi mi güzel? Evet, şu az bir şey daha. Adet. Şey ondan sonra ne koyacağız içine? Ondan sonra zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Yine sızma zeytinyağımızı. Evet. Evet ustam, ne diyor son durum? Hepsini koyduk içe, kapağını kapattık. Ve bunun biraz pişmesini bekledikten sonra domates sosumuz var. Kendi orijinal tarla domatesimiz. Onu koyacağız. Bir de baharatlarımız var. Baharatlarımızda karabiber, kimyon, kırmızı biber, bir de tuz. Onu ondan ekledikten sonra bunun pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra güveçlerimiz var. Güveçleri koyacağız. Üzerine kaşar. Kaşar peynirimizi koyacağız. Ondan sonra fırına süreceğiz. Çıktıktan sonra takdirde siz ve seyircilerimiz karar verecektir. Yani. Hadi bakalım o zaman. Efendim ben gidip sofrayı hazırlıyorum. Ondan sonra yemeklerin sizin için tadına bakacağım. Ve sevgili Lokman bizim şehirde ailesi. Gerçekten şirin, mütevazı bir masa kurdurdum. Çünkü usta sabaha kadar meze yapabilirdi. Dedim ki yeterli. Ama meyhane yoğurdumuz var. Farklı bir yoğurtmuş. Onun tadına bakacağız. Lahana sarmamız var. Muazzam bir salata yapmış. Bu salatayı kıyamam ben. Nasıl yiyeceğim ben de bilmiyorum. Turp var, salatalık var, domates var. İçinde envai çeşitli yeşillik var ve üzerinde narlar gezdirmiş. Çok güzel yani, çiçek gibi bir salata olmuş. Yine patlıcan salatamız var. İzmir ezmemiz var. Ve peynirli kirazımız var. Çok güzel görünüyor. Ama ana yemeğimiz yine Osmanlı kebabı. Yanına ustam pilav, kalem böreği ve soğan halkasıyla servis etti. Kaşarlı çok güzel görünüyor. Hadi ufaktan tadına bakmaya başlayalım. Tam uyarmıştı. Biraz acılı olacak diye ama epey acılı olmuş ama ben acıyı çok severim. Çok iyi olmuş. Etler çok kıvamında. Kaşarla çok güzel bir uyum sağlamış. Ustamın dediği kadar var. Tane tane. Tereyağıyla olunca da başka bir lezzet oluyor. Ama biberler ve mantar kebaba ayrı bir lezzet katmış. Sevgili dostlar, gerçekten
çok başarılı bir Osmanlı kebabı. Antalya özgü bir kebap olmuş. Biberiyle, mantarıyla, sarımsağı, soğanıyla efsane. Eti de çok lezzetli, çok başarılı bir et. Salatayı dediğim gibi dokunmayacağım. Daha sonra yiyeceğim. Böyle kalsın çünkü gerçekten çiçek gibi açmış. Mezeler harika. Ne diyelim efendim? Siz de kale içine geldiğinizde muhakkak bu lezzetlerin peşinden gidin. Pişman olmayacaksınız. Lokman bizim şehirde tüm hızıyla devam ediyor. Paşa Belediyesi'nin yaptığı komşu evindeyiz. Burada komşuluk ilişkilerinin, eski komşuluk ilişkilerinin tekrar yaşatılması için yapıldığı harika bir ev. Eski dostlar da burada hep beraber çok güzel müzik yapıyorlar. Ne diyoruz? Bardar Obası diyoruz o zaman. Mayadan yıldızıyım, mayadan yıldızıyım. Ben annemin biri kızıyım. Ben annemin biri kızıyım. Nişanlımın sağ gözüyüm. Nişanlımın sağ gözüyüm. Eğlenemem malıdan damam. Ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem malıdan damam. Ben bu yerlerde duramam. Mayalası Bardar Obası, kazanamadım sıla parası. Bardar Obası, Bardar Obası, kazanamadım sıla parası. Bardar Obası. Sevgili izleyenler, bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.